Makruve çok eskilerde mutfağımızda çok sık yapılan, besleyici ve çok lezzetli bir yemeğimizdi. Makruve ile ilgili biraz tabii isim bilgisi verelim. Ya ben bunu anlatayım. Makruve ters çevirmek anlamına geliyor. Tabii, bunu tabii. Da ters çevirerek yani sonra yapacağız. Bu yemeğin hikayesi vardır. Bu yemek de bizim arabaşımız gibi mesela birlik, beraberlik ve gelen misafire verilen değeri. Bir şölen yemeği yani paylaşım yemeği. Soğanlar ve havuçları kavuruyorum. Bunu soğan ve havuçlarımızın üstüne 400 gram kadar kuşbaşı et ilave ediyorum. Eve gelen misafirlere verilen değerin gösterilmesi olarak algılanırdı. Evlerde pek hanımların pişirdiği bir yemek değil yani bu. Biz öğrendiğim kadarıyla. Ama annem mutfakta olarak bunun kolay şeklini sizlere gösteriyorum. Siz de sevdiklerinizle bu tadı mutlaka deneyerek yiyin, ikram edin. Bereketi üzerine olsun diyorum. Suyumu veriyorum etin üstüne. 2 tane defne yaprağı koyuyorum. Kuşbaşı etini kavuracağım. Bir tabuk bağlaması için alt üst ediyorum. Birazcık öbür tarafları sonra alacağım. Bu tarafını kabuk bağlattıktan sonra alıyoruz. Geri kalanı. Evet. Soğanım ve havuçum kavruldu. Şimdi içine bezelyem. Bir kase de bezelye benim dolapta vardı, buzlukta. Bir su bardağı suyu ilave ediyorum. Karabiberini ve tuzunu, yarım kaşık karabiber, bir kaşık kimyon, az bir tuz serperek 5 dakika bu etimi pişiriyorum. Pişerken ben tencerenin altını patatesle kaplıyorum. Oy yandı. Patatesler serildi. Bunun üzerine 1 kilo bırakıyoruz. Tuzlu suda bekletmiş olduğumuz, yarım saat bekletmiş olduğumuz pirincimizi bol suda yıkadık, süzdük. Olan etimizi patatesimizin üstüne döküyorum. Patateslerimizi az kızarttık. Tenceremizin altına ve kenarlarına yaptık. Etimizi koyduk. Sıcak tuzlu suda ıslattığımız pirincimizi etimizin üstüne yaydıktan sonra pişmesi için birazcık tuz serpiyorum üstüne. Ve 1 bardak et suyu. Önce hızlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra çok hafif ateşte pilav pişene kadar ocakta kalacak. Sonra paylaşacağım. Pilavın pişti mi? Evet. Şimdi makrubemiz pişti. Hı hı. Açalım, evet. Peki sen göster. Ama bunu çevirin. Biraz da dinlenmesi lazım. Bundan sonra? Evet. Bundan sonra servis edilirken büyük bir tepsiye bunu tamamen çevireceğim. Hı. Ama şu anda değil. Makrubemiz pişti. Servis için şimdi tenceremizi servis tepsimize ters döndürüyoruz. Güzel çıktı yani. Çek. Yemeğe hazır.